Bismillahirrahmanirrahim. Adam aleyhisselamını Allah Hakk'a Azze ve Celle tuprağdan yaratkanligi doğrusidagi haberden hammamızga malum buldu ki insanın tanasidagi barcha moddalar tuprağda ham varligini bildik. Aynı paytda bu tuprak azizler siz bilen biz yaşayotgan mana şu yerning tuprağı. Çünkü Adam aleyhisselamını Allah yerini tuprağdan yaratışligini hakladı. İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki Allah'a azze ve celle yerden tuprak alıp gelişlik vazifesini Cebrail aleyhisselam'a topşirgan ekan. Cebrail aleyhisselam'a yerden tuprak alıp çık degende Cebrail aleyhisselam yerge tuprak algeni keldi. Şunda yer titredi ve avaz çıkarıp "Auzu billahi minke en tunqisa minni av tushinani" dedi. Yani menga azor berishingdan, mana shu tuprog'imni olishligingdan Allohdan panoh so'rayman dedi. Bu gapni eshitgandan keyin Jabroil alayhissalom tuproq ola olmay qoldilar. Yana qaytib chiqdi-da Robbimizga, "Robbim, men ola olmadim, chunki yer sana nomingni o'rtaga qo'yib istioza aytdi" deganda Alloh azza va jalla Mikoil farishtaga amr qildi, "Sen olib chiq" deb. Mikoil alayhissalom ham tushganda xuddi shu holat takrorlandi. Yer yana panoh so'radi Allohdan. Yana çıkıp ma alalmadım seni namindan panah soradı. Degenden keyin Allah Hakk Azze ve Celle üçüncü farıştanı yubardı. Bu farışta can alıcı farışta azizler. Oşa farışta yer yüzüge çükenden keyin yer yana onge karab "Audu billahi minke entun kise minni" dedi. "Menge nuksan yetkizişliginden panah sorayman" deyip titrap durdu. Halige can alıcı farışta onge karab "Ana a'udu billahi en arji'a ve lem unaffiz emrahu" dedi. "Men ham Allohni buyrug'ini bajarmasdan qaytishlikdan panoh so'rayman" dedi. Va hech narsaga qaramasdan shunday yerdan tuproq oldi. Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadiki, Alloh azza va jalla yerni turli turli joydan tuproq olishni buyurgan ekan. Shuning uchun u yerdan oqi, qizili, qorasi, yaxshisi, yomoni, yengili, qattig'i shunga o'xshash tuproqlarni olib chiqqan. Her xil tuproqlarni aralashmasidan Adam aleyhisselamını yaratgan ekan. Şunun için ham Adam aleyhisselamın zürriyatları o'sha asli tuproqdagi holatiga muvofiq har xil ekanmizda. Qora tuproqdan yaralganlari bor, qora rang, oq tuproq, qizil tuproqdan yaralganlar, hosildor tuproq, qattiq tuproq yoki yaxshi yomon tuproqlardan yaralganlar bor. Shunday ekan ba'zi bir insonlarning ko'rinishida boshqacharoq bo'lishligi, fe'li atvorida boshqacha bo'lishligi ham asli Odam alayhisalomning tanasida turli turli holatdagi tuproqlardan bo'lganligini nishonasi ekan. Alloh azza va jalla ushbu tuproqni avval loyga aylantirdi. Bir necha yil shu holatda tashlab qo'ydi. Undan keyin o'sha loydan Alloh azza va jalla Odam alayhisalomning shaklini yaratdi. Odam alayhissalomni juda go'zal qilib yaratib, Qur'oni Karimda aytganidek, "Min solsolin kal fahhor", ya'ni solsol holatga keltirdi. Solsol deb sopolda aytamizda, bir loydan yasalgan idishni qatib qolsa, mana shu solsol bo'ladi. Xuddi bir ko'zani tasavvur qiling, loydan ko'za holatga keltirib, keyin uni quritgandan keyin qattiq bir jismga aylanadi. Hatto ursa, ovoz ham chiqadi. O'sha holatda anchagacha turdi. Aynı paytda hali unga ruh kirmasdan shu holatda turibdi. Alloh azza va jalla farishtalarga yer yuzida o'zini o'rinbosarini, xalifasini yaratmoqchi bo'lganini xabarini bergan. Ular kutyapti, yer yuzida Allohning o'rinbosari degan maqomga munosib bo'ladigan zot paydo bo'layotganini kuzatib turibdi. Aynı paytda iblis alayhi lana o'sha farishtalarga ustozlik qiladigan, ularga ta'lim beradigan holatda edi. Iblis kelib Odam alayhissalomning atrofini aylandi. "Bu nima?" dedi. Aylanib ko'rdi, urib ko'rdi, urganda ovoz eshitildi. Hayron bo'ldi. Shayton Odam alayhissalomning burnidan ichiga kirdi. Ichida bo'm-bo'sh, hali hech narsa yo'q, orqasidan chiqdi. Farishtalarga qarab aytdiki, "Buni ichi bo'sh" dedi. "Agar buni bizga boshliq qiladigan bo'lsa, men buni halok qilaman" dedi. Odam alayhissalom hali yaralmasdan turib, iblis alayhi lanada hasad boshlandi. Azizlar, odam kibrdan oldin hasadga ketadi. Hasad qiladi, keyin kibrlanadi. Nima uchun Odam alayhissalomni yer yuziga o'rinbosar qilyapti? Nega endi? Nega buni o'z qo'li bilan, qudrati ilohiyisi bilan Alloh yaratyapti? Mana bu narsadan shayton alayhi lana hasad qilib turdi. Ana shundan keyin Alloh azza va jalla Odam alayhissalomga o'z ruhidan kirgizdi. E'tibor bering, Odam alayhissalomda na otasi bor, na onasi bor. Loydan yaratib, shaklga keltirib Alloh azza va jalla uning ichiga o'z ruhidan kirgizdi.
Şunun üçün ham Adem aleyhisselam nihayette uluğ maqam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu aytadılar ki, Lamma nafaqa fi Adem fabalaga ruh ra'sahu atasa. Yani ruh Adem aleyhisselamın başına kirip, o şu burnu arkaya kirgenekin, kirişli gibi bilen atasa, yani akse urdu. Aksa urgandan keyin darhol shu odam alayhisalomni birinchi aytgan gapi alhamdulillahi robbil alamin butun olamlarning robbisiga hamd bo'lsin dedi. Qolalahu tabaraka va taala Alloh haqqi azza va jalla odam alayhisalomda alhamdulillah deganiga javoban yarhamukalloh dedi. Robbingni rahmati bo'lsin dedi. Mana shu e'tibor bersangiz, aksirib alhamdulillah deyish va unga javob qaytarish payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga sunnat Adam aleyhisselamdan miras eken. Acib bir halat buldu. O şu közleri açılıştı başlayken de birinci bulup cennet meyvelerine közü çıkken. Karnıge kirgen de ise tam yeşlikke işte hapayda bulgen eken. Ayakka kire başlayken de şaşırıp gitip o şu meyvelerden yemaklık için hatta oradan turvargen eken. Şundan insange şaşkalağlık ötgen eken.